ATV efendim, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yapımcılığını Raci Şaşmaz'dan almış. Hep beraber bir haberimizi izleyelim, sonra konuşalım. Hadi bakalım. Verin, hadi. Vermeyeceğiz. Vermeyecekmişiz. Vermeyeceğiz. ATV'nin efsane dizisi, 3. sezonu deviren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz. Son zamanlarda bir bölümlerde bir aksaklıklar oluyordu. 3 hafta üst üste yayınlanmadı. Hatta biz şöyle bir şey duyduk. Yapımcının ödemelerinde sıkıntı var diye duyduk. Sonrasında herhalde bu iş doğru ki, bu duyulan haber doğru ki, ATV bu işi dış yapım olan Raci Şaşmaz'ın elinden alıp iç yapım haline getirmiş. Yani pırlanta gibi bir diziyi çarçur etmemiş. Bence ATV'nin bu müdahalesi iyi oldu Ece. Sence? Evet, Oktay Kaynarcan'ın da bir paylaşımı varmış bununla ilgili. Ondan sonra evet, ben söyleyeyim bakayım. Verelim. Ne diyor Oktay Kaynarca? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi ne demiş? Zor yola kolay insanlarla çıkarsan yolu da satarlar, yolcuyu da. Yolumuz açık olsun. Vay. Satarlar derken yani biz artık bıraktık ATV devam etsin diyen taraf galiba Raci Şaşmaz tarafı. Sonra bir tane daha paylaşım var. O daha konuşmadı. O yüzden çok konuşan var. Yol dediğin nedir ki, yanında yol arkadaşın varsa Hızır yoldaşın olsun Raci Şaşmaz. Allah Allah. Bak kafam karıştı. Benim de şu an kafam karıştı ama. Bir dakika. Yani şu anda Raci'nin yanında mı yani Cem şey Oktay? Allah Allah. İlkinde ne diyor? Zor yolu kolay insanlar öyle çıkarsan. Öyle görünüyor. Aa. Ha, bir dakika. Ekipten gidenler oldu galiba Raci'nin. Tamam. Öyle bir şey olabilir. O daha konuşmadı. O yüzden konuşan çok var. Biz susalım o zaman. Keşke Oktay'ı bağlasaydık. Ne olacak anlamadım ki. Şimdi şöyle bir durum var. Ben Tarık Ünlüoğlu'yla birlikteydim. Evet. Tarık Ünlüoğlu ve eşiyle bundan 2 hafta önce. Ve Tarık abinin söylediği, bizim bu hafta bölüm yayınlanmayacak. Bölüm oyuncularının da haberi yoktu. Galiba bir sıkıntı var dedi. Hı. Ve sonrasında da ATV iç yapıma geçti dizi. İşte buradan siz ne anlıyorsunuz? Buradan şu demek oluyor. Dış yapımda yani Raci'nin yapımcılığındaki bir sorun varsa o zaman iç yapım bu işin devreye girecek demek oluyor. Zaten öyle de oldu. O zaman bizim aklımızda Raci'de bir sıkıntı var gibi geliyor. Fakat başrol Raci Şaşmaz'ın yanında durup biz daha konuşmadık diyor. Oktay Kaynarca uyandıysa bağlayabilir miyiz? Bilal'cim çok yakınsınız. Evet Oktay'la. Bir ara çünkü gerçekten bizim kafamız karıştı. Bizim yorum yapabileceğimiz bir durumda değiliz. Hatta evet, izleyici de yorum yapamaz bu konuda. Hepimiz kaldık. Peki bakalım gelişmeler ne gösterecek? Ve eğer Oktay Kaynarca'yı bağlayabilirsek de birazdan tekrar bu konuya geçelim derim. Türkiye'nin gerçekten en çok izlediği dizilerden, en çok sevilen dizilerinden. Bak. Söyle. Açıklamam gerekir ki bu fotoğrafın altına koyduğum o yazı tamamen çok beğendiğim bir söz içindir. Herkes net olarak bilmelidir ki Raci Şaşmaz'la dostluğumuz ve yol arkadaşlığımızda bir sıkıntı yoktur. Ve hayatımızın diğer dönemlerinde de hep devam edecektir. İsterseniz o sözü şöyle bağlayalım. Zor diyorsun, zor olacak ki imtihan olsun. Melana Celalettin Rumi'nin bir sözünü paylaşmış. Oktay Kaynarca ayrıca Raci Şaşmaz'da eski günlerinden bir pozunu paylaşarak da dedikoduları sonlandırmış. Yani ilk paylaştığı, bundan önce paylaştığı Raci Şaşmaz'a yorulmuş. Ben bunu Raci'ye yazmadım demiş. Raci'ye de sonradan bir fotoğraf koymuş. Ama bu şu demek değil. İç yapıma, bu fotoğrafın altına yapılan yorumlar hep Raci Şaşmaz'ı mı kastediyorsun? Hmm. O da diyor ki benim Raci'yle yolum belli. O zaman şöyle düzeltelim. Zor olacak ki imtihan olsun demiş. Ve ikinci fotoğrafı koymuş. Oktay Kaynarca adam satmaz. Ben de öyle düşünüyorum. Evet, aynen öyle. Çok peki devam edelim hadi.